Bismillahirrahmanirrahim. Ünite 1'e devam ediyoruz. 12. alt başlık, 12. alıştırma. Uktub yaz. Sen yaz. Ne yaz? Et-tarifati. Tarifleri yaz. Elleti. O tarifler ki. Cema'te. Sen topladın, bir araya getirdin. Ha, o tarifleri. Nerede bir araya getirdin? Fis-suali. Sualde, soruda. Hangi soruda? Es-sabiki, geçen soruda. Yani şurada. Neyi neyle eşleştirmiştin? Bir araya getirmiştin. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Bak diyor, el-akideden sonra geleni ben yazdım. Peşine gelenden, kelimelerden sonra hangi cümleler gelmeli? Onları da sen yaz. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Geçen soruda tarifleri toplamıştın ya sen. İşte onları yaz diyor. Sümme yazdıktan sonra İndalik oku. Sen oku. Neyi oku? Ha, onları. O yazdığın şeyleri, tarifleri oku bakalım. Peki nasıldı? Öncelikle bir yukarıdan hatırlayalım. El-akide, el-ahkama birleştirilmiş idi. İkinci olarak ilmul kelam. İlmul kelam burada üçüncüsüne, sol tarafta üçüncü yere, şuraya birleştirilmişti. El-münafık kelimesi kimdi? Nereye tabiydi? En üsttekiyle ilişkiliydi. El-mü'min kelimesi, o da ikinciye tabiydi. Sonuncusu zaten el-iman, o da et-tasdik bi vücudihi ve sıfatihi. Onlar yazmanı istemiş. Elif maddesi. El-akidetu. Akide nedir? Akide inanç demek. El-ehkamu, hükümlerdir. Nasıl hüküm? Elleti, öyle hükümler ki, o hükümler ki, yecibu, gerekiyor. Alel müslimi, Müslüman üzerine ne gerekiyor? El iman, inanmak gerekiyor. Neye inanmak? Biha, o hükümlere. B maddesi, ilmul kelami. Kelam ilmi neydi? Hemen buraya çıkalım tekrardan. Şurada ilmul kelam, üçüncü maddeydi. Şunu aynen yazman gerekiyor. El ilmu lezi yedkuru el edillete ala sıhhatil akideti el islamiyeti. Bunu yaz. Nereye yaz? İlmul kelamın yanına, sol tarafına doğru yaz. El münafık, münafık için ne yazmak gerekiyormuş? Şurayı. Onun için de en üst satırı yazıyoruz. Tekrar ediyorum yani aynı şey. Burada mümin kelimesi var. Mümin kelimesinin yanına ne yazmamız gerekiyor? Onun için de ikinci madde. Men amene bi cemi'i. Burası yazılacak. Daha sonra cim maddesinde el imanu billah. Sol tarafına ne yazacaksın? Et tasdiku bi vücudihi ve sıfatihi. Bunu yazacaksın. Böylece bu madde tamamlanmış oluyor. Madde 13. Enşi, inşa et. İnşa etmek, toparlamak, oluşturmak. İnşa et, oluştur, yap. Nasıl? Yazarak mı yapalım, inşa edelim bir şeyi? Şefeviyen, söyleyerek, söylemen yeterli. Yazmana gerek yok. Cümelen, sözlü cümle halinde inşa et. Şuradaki kelimelerden asıl çıkacak. Testa'milu, yaparak. Amile, ya'melu, ta'melu, istamere, testa'milu, yaparak, kullanarak. Fiha, o cümlede kullanarak. Ne kullanacaksın cümlede? El kelimati, el atiye, te, aşağıda gelen kelimeleri o cümle, fiha, o cümle içerisinde, o cümleler içerisinde, cümlen çoğuldur ya, fiha, o cümleler içerisinde kullanarak. Neyi kullanarak? El kelimati, kelimeleri kullanarak, mefuldür. Öyle kelimeler ki el atiye, te, sıfattır. El kelimati, el atiyete. El kelima cemi müennes salim olduğu için nasb alameti olarak kesre alıyor. Nasıl sıfat mesuf diye şaşırmayın yani. El kelimati, el atiyete. Burada bir takım kelimeler var. Bunları öğretmenin size birebir paylaşması gerekir. Bunlarla cümle kurmanız isteniyor ya. Bunları bir lise öğrencisinin oturup cümle kurması beklenemez. Öğretmenin bizzat şöyle cümle olabilir, böyle cümle olabilir, birden fazla örnek vererek anlatmasını bekliyoruz biz. Yani hafıza fiiline dair mesela. Birden fazla cümle verme. İki örnek versin. Hacce için iki örnek versin. Böyle ikişer örnek vererek gitsin. Öğrenci de sınavda en az birer tane örnek vermesi beklenir. Hafıza ezberledi demek.
muhafaza etti, korudu. Hacce hac etti, hacca gitti. Kur'an'da geçiyor hac kelimesi. Ehade aldı, hepsi mazi fiil. Aldı, vesale vardı, ulaştı. Ba'a sattı. Sa'a hem koştu manasına geliyor, hem de çalıştı, gayret etti manasına geliyor. İkisi farklı şeyler. İki manaya da geliyor. Madde 14. Nakış, nakaşe, yunakışu, münakaşa. Münakaşa kökünden geliyor, değil mi? Mufale babındandır. Emri hazırdır. Yani ikinci şahsa emir kalıbıdır. Nakış, münakaşa et, tartış, sen tartış. Kiminle? Zümele eke. Zümele arkadaşlar. Zümele eke. Kendi arkadaşlarınla. Ke'yi kendi diye çeviriyoruz. Sen demek de kendi diye çevireceksin. Kendi arkadaşlarınla tartış. Neye dair? Konu ne? Hangi konuda? Fi mefhumil akideti el İslamiyeti. İslam inancı mefhumuna dair. İslam inancı mefhumu hakkında. Mefhum anlaşılan birine. Fehim anladı. Mefhum anlaşılmış olan, anlaşılan şeylere dair. Yani kavramlara dair tartış diyor. 15. Kaddim. Kaddeme yukaddim. Takdim. Takdim etmek kökünden geliyor. Tef'il babından emri hazırdır. Bilen için biraz sarf bilgisi veriyoruz. Kaddim arlan. Sunarak. Yani kaddim ne demek aslında? Kaddim ile arlan birbirine çok yakın manalar. Kaddim arlan sun demek. Birlikte mana verebiliriz. Sun. Arz et. Kaddim sun. Arlan arz olarak. Öne çıkartarak. Neyi sun? Sunum yap yani. Emame, emame önünde demek. Zümele arkadaşlar. Emame hem zarf hem muzaftır. Emame, zümele ike, ike. Arkadaşlarının önünde. Teşrahu, sen açıklarsın. Teşrahu, sen şerh edersin. Yani şerh edecek şekilde sun. Şerh etmek demek açıklamak, yorumlamak, izah etmek. Teşrahu, sen izah edersin, edeceksin. Edecek şekilde yap bunu. Lehum arkadaşlarına. Fihi, o sunumda açıklayacaksın. Neyi açıklarsın? El mefahime. Teşrahu ente fail. Meful lazım sana. El mefahime. Mefhumları. Hangi mefhum? El atiyet. Aşağıda gelen mefhumları. Şurada mefhum demişti. İşte o mefhumlar geliyor zaten. Buradaymış bak. Nedir onlar? İlmet tevhidi. Tevhid ilmi nedir yani? Bununla ilgili bir sunum hazırla. Tartışacak seviyede ol. İlmel kelami. Kelam ilmi nedir? El habera es sadika. Sadık haber. El akle es selime. Selim, akli selim. El maade. Maad da nedir? Bunlar. Tabi ilme ilk kelimenin son harfini fethal okuduğu için ben de her bir kelimeyi mensupmuş gibi okudum. Normalde parantez arasındaki kelimeleri merfu da okuyabilirsin. İlmu, ilmu tevhidi, ilmul kelami, el haberu, es sadiku, el aklu, es selimu, el maadu şeklinde okuyabilirsen bu da mümkün. Peki burada niye böyle mensup yapılmış? Çünkü el mefahime mefhumlar demiş. Mefhumdan maksat, bedel, kasıt nedir? İlme mensup yapılmış. Çünkü mefhum kelimesi mensup. Ondan bedel yaparsan bu şekilde irab verirsin. Sonuç olarak okuduğum iki şekilde de okumak mümkündür diyelim. Devam ediyoruz. 16. Teemmel, düşün. Es-surate, resim. Şimdi teemmel es-surate, resim düşün. Resim hakkında düşün. Aynı zamanda bak demek değil mi? Teemmel bak. Ama nasıl bak? Şimdi tefil babından olduğu için dikkatlice bak. İyice bak. O mübalağalık durumunu, işte aşırılık durumunu, teksiri ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla teemmel, dikkatlice bak. Ente sen bak. Ne? Surate, resme bak. Teemmel tefil babından emri hazır. Ente.
gizli zamir fail ve surate meful. Burası bir fiil cümlesi. Sümme daha sonra yani bakmanın ardından abbir tabir et. Anha o resimden tabir et yaz yani. Bir cümelin cümleler. Cümen kırıkçı oldu değil mi? Çoğuldur yani. Cümleler demek. Nasıl cümleler tabir et? Müfidetin faydalı cümleler tabir et yani oluştur yaz. Resme baktığında ne görüyorsun? İçinde neler uyanıyor? Dikkatli bakarsan bir şeyler uyanabilir içinde ve o şeyleri o cümlelerle ifade etmen istenmiş. Emame önünde demek. K senin önünde. Bunu K diye okumak Allah'ın emri değil. Ki de olur. Bir bayana yönelik sen demek istiyorsan Ayşe'ye, Fatma'ya, Hayri'ye adlı kişilere sen diye hitap etmek istersen ki diye okursun. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin'e sen demek istiyorsan ke diye okursun. Dolayısıyla emameke senin önünde var veya emame ki senin önünde var. Mana aynı. Sadece kadına hitap, erkeğe hitap. Emameke senin önünde var. Ne var? Hamsete aşara. Hamse beş aşara on. 15 fiilen 15 fiil var. Nasıl fiil? Naksa, nakıs fiil var. Senin önünde 15 tane nakıs fiil var. Nakıs neydi? Kök harflerinden sonuncusu illet harfi olan fiile nakıs fiil diyorduk. Nakıs eksik demek zaten. Harekeyi taşıyabilme açısından bir eksikliği var. Peki ne dedik? Önünde 15 tane nakıs fiil var. İde vallelte sen karalarsan idayı se sa diye çevirir şart manasında. İde vallelte sen karalarsan ha onları o kelimeleri hangilerini? Yani 15 tane nakıs fiili karalar isen nasıl karalamak derken şöyle bak bir sürü harfler var burada. Gelmiş şunlar karalamış simsiyah yapmış. Ne yazdığı belli değil yani bunun gibi. Karalarsan ha 15 tane fiili. Neredeki 15 fiili karalarsan? Fiil cedveli, cedvelde. Etali aşağıda gelen yer alan cedveldeki 15 tane nakıs fiili karalar isen ne olur? Ve bu durumda atharadır kökü. Sülasi mücerret ayn, pertekse ve de ra'dır. Ta harfi, muzarat harfi, fiil muzarı olduğu için gelmiş. Sin, yakınlık ifade etmek için eklenmiş. Kelime kalıp muhatap kalıp müfret müzekker muhataptır. Yani setaessürü sen farkına varırsın. Sen farkına varırsın. Ala fiilin sahih. Ala fiilin sahihin. Sahih fiilin. Ala fiilin sahihin. Sahih olan fiilin farkına varacaksın. Şuradan alalım. İde vallelte sen karalarsan ha 15 fiili fil cedveti tali. Cedvelde yer alan 15 tane fiili karalar isen şart cümlesi burası cevap geliyor. Karalarsan ne olur? Fe bu durumda karalaman durumunda seta'thuru sen farkına varırsın. Ala fiilin sahihin. Sahih fiilin farkına varırsın. Peki bu fiiller nelerdir? Şimdi şöyle bakarsak daha hızlı anlaşılabilir. Neva niyet etti. Vaade söz verdi. Vakafe durdu. Yenaa olgunlaştı. Mazidir. Baştaki ya'ya aldanarak muzari olduğu düşünülmesin. Bunu belirtmek için özellikle yazdık. Matiyemutu muzari fiil. Ölür, ölüyor. İstekame. Bu da mazi fiildir. Ayağa kalktı diye çevrilir. Birebir ayağa kalkmak diye genel olarak mana verir. Yoksa mazidir kalktı. İktefa yetindi. Yebise kurudu. Bağra uçtu. Nale kazandı. Bafe tavaf etti. Tabe tövbe etti. Name uyudu. Cae geldi. Kale dedi. Ne dedi burada? Dedi ki nakıs fiil var dedi. Şimdi nakıs fiil. Burada kelimeleri böyle birleştirip bakmanız istenmiş. Ne gibi mesela ilk kelimeye bakarsan neva yazıyor değil mi? Nun, vav var, elif var. Sonuncu harf eliftir burada, ya değildir. İşte nun, vav, elif görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya doğru nun, vav, elif, neva var.
Sağdan sola doğru Nun'un peşine ve KF burada var. Bu şekilde. Şurada bir tane daha görebilirsin. Fa'nın altından başlayarak sağdan sola doğru. Dara. Biraz daha devam et. Yebise. O da burada. Bunun gibi bulmanız istenmiş. Kimlerle karalamanız istenmiş. El cevabı. Cevap nedir? Geçtik. El cevabı. Cevap nedir? Burada nakıs olmayan, nakıs olan 15 fiil varmış. Güya. Bir tane de nakıs olmayan varmış. Hangisi nakıs değil? Vade nakıs değil. Rakafe de nakıs değil. Nakıs, lamel fiili illette olan fiile nakıs denir. Vade'nin lamel fiili daldır. Rakafe'ninki de fa'dır. O zaman bunlar lamel fiilleri illet harfi olmadığı için nakıs değildir. Bunun gibi başka fiiller de var burada. Dikkatinizi çekiyordur. El ilahiyatu. İlahiyat bahsine geldik. Burada bırakıyoruz.